Evet, bu haftaya 8. ünitenin dijital çağ problemleri konusunun soru çözümü videosuyla devam ediyoruz. Hemen birinci etkinliğimizden başlayalım. Bir kelime eşleştirme etkinliğimiz var. Kelimeler biraz zorlu bir kelimeler. Bazılarında takılabiliriz. O yüzden detaylı olarak inceleyelim bakalım. Şimdi birincisi gayet kolay. Bir akıllı telefon var. Akıllı telefonun İngilizcesi ne? Smartphone. Birebir Türkçe'ye aynı şekilde geçmiş bir kelime. İki numarada arkasında modem olan bir beyefendiyi görüyorsunuz. Buna ne diyelim? İnternet Service Provider, internet hizmeti sağlayıcısı diyelim. 3 numarada siyah beyaz bir fotoğraf görüyorsunuz. Bu siyah beyaz fotoğraf aslında 1945'li yıllarda ilk bilgisayara ait bir görüntü. İnternette araştırırsanız bulabilirsiniz. İlk yapılan bilgisayar, 1945'te yapılan bilgisayarın ismi ENIAC. ENIAC diye yazılıyor. Bir oda dolusu metal kutunun yalnızca kasası olduğunu düşünün. O zamandan bu zamana teknoloji bayağı gelişmiş diyebiliriz. 4 numarada YouTube ve Facebook logosu görüyorsunuz. Öyleyse ne diyeceğiz? Social network, sosyal medya şeklinde 4 numarayı tamamlayacağız. 5 numarada birbirlerine bağımlı bilgisayarları görüyorsunuz. Öyleyse ne diyeceğiz? Network of computers, bilgisayarlar ağı demiş. 6 numarada hepimizin artık ezbere bildiği bir internet logosu var. Yani wireless, kablosuz internet görüntüsünü bu kelime alacak diyoruz. 7 numarada bir ampulün tasarımını görüyorsunuz. Ampulün de İngilizcesi the light bulb demek. 8 numaraya zaten geriye bir tek kelimemiz kaldı. World Wide Web. WWW'nun açılımı budur. Dünya çapında ağ demek tam çevirisi. İkinci bölümde güzel bir internet kodlamamız var. Şimdi size birden 6'ya kodlar verilmiş. Yanda da bunların hangisi hangisine uyuyor olduğunu soruyor bize. Şimdi 2F 4U. Şimdi 2 hem biliyorsunuz İngilizce'de nasıl okunuyor? To, T-W-O. Demek ki T-O-O kelimesi de buna benzerdir diyebiliriz. Dolayısıyla bir ne olacak? E. Too fast for you. 4 de biliyorsunuz for. F-O-U-R şeklinde yazıldığı için böyle bir kodlama yapmışlar. Şirin bir kodlama. Şimdi 4 kelimesinin for diye okunduğunu biliyoruz demiştik. Öyleyse ne diyeceğiz? For'la başlayan, F-O-R ile başlayan bir kelime arayacağız. Ne olacak? For your eyes only. Yalnızca senin gözlerin için. Bu bir James Bond filmiydi. Bilmiyorum izlediniz mi? 3 numarada birebir 5 tane kelimenin baş harfi verilmiş. Öyleyse 3 numara hangisi olacak? A. As far as I know. Bildiğim kadarıyla kalıbının kısaltılmış hali. 4 numarada 3 numarayla aynı mantığa sahip. Yine baş harfleri verilmiş. By the way, F olacak. BTW. 5 numarada bu sefer birebir aynı kelimeleri harflerini baş harflerini vermemiş. Sesleri aynı olan kelimeleri vermiş. Mesela C harfi İngilizce'de nasıl okunuyor? C. Peki U harfi nasıl okunuyor? U. Öyleyse bu kelime hangisine tekabül ediyor? See you. Görüşürüz. 6 numarada bir geriye kalan zaten D harfimiz kaldı. X kelimesi Türkçe'de nasıl yazılıyor? Taksi kelimesinden aklınıza gelsin. K ve S. İngilizce'de bunu bu şekilde almışlar. X şeklinde kısaltma yapmışlar. THX. Dolayısıyla ne anlama geliyor? Thanks. C bölümünde who, which ve when bağlaçlarımızı yerlerine yerleştireceğiz. Mantıklı olan yerlerine. Çevirilere yaparak doğru yerlerini bulalım. Those were the years. Öyle yıllardı demiş. Hangi yıllarda onlar? We didn't even have the most basic foods. Temel gıda ürünleri dahi olmayan yıllardı. Dolayısıyla hangi sorusunu sorduğumuz için boşluğa hangi bağlaç gelecek? Which. 2 numarada demiş ki Tony gave the report to Professor Johnson. Tony raporu Profesör Johnson'a verdi demiş. Is in charge of the project. Projeden sorumlu kişi demiş. Dolayısıyla bu Profesör Johnson'ı tanımlayan bir kelime değil mi?
Öyleyse ne diyeceğiz? Tony, projenin sorumlusu olan, projenin sorumlu kişisi olan Profesör Johnson'a raporu verdi. Dolayısıyla ne diyeceğiz boşluğa? Who, kim kelimesi bağlıca gelecek. Profesör Johnson kimdir? Projenin sorumlusudur. Demiş ki pazartesi haftanın bir günüdür demiş. Şimdi biz zamanla alakalı hangi kelimeyi kullanıyorduk? When, değil mi? Bakalım zamanla alakalı bir bilgim vermiş bir sonraki cümlede. Most working people feel under stress. Birçok çalışan insanın stres altında hissettiği bir gündür demiş. Dolayısıyla pazartesinin içeriği hakkında bir yorum yapmış. Öyleyse ne diyeceğiz? When? Şöyle bakalım. Birçok insanın stresli hissettiği, stres altında hissettiği gün hangisidir? Pazartesidir diyeceğiz. Demiş ki prisons are buildings. Hapishaneler binalarda demiş. Nasıl binalar? Are used to keep criminals in captivity as punishment. Suçluların ceza olarak tutulduğu yerlerdir demiş. Öyleyse ne diyeceğiz? Which? 5 numarada we need someone. Birine ihtiyacımız var demiş. Nasıl birine? Can work and travel at the same time. Hem çalışacak hem de seyahat edecek birine ihtiyacımız var demiş. Dolayısıyla bir kişiyi tanımladığı için ne diyeceğiz? Who gelecek boşluğa. The computer is an electronic device. Bilgisayar bir elektronik alettir demiş. Nasıl bir alet? Works on logic and the processing of the data fast and correctly. Bilgi işlemeyi hızlı ve doğru bir şekilde yapan bir elektronik alettir demiş. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Which? Do you remember the exact hour? Diyor ki kesin saatini hatırlıyor musun? Nokta nokta the accident happened. Kaza yaşanmış. Diyor ki kazanın yaşandığı kesin saat bir zamanlama olduğu için ne diyeceğiz? When gelecek diyeceğiz boşluğa. Evet, son bölümümüzde bir kelime eşleştirme bölümümüz var. Metin birazcık zorlu bir metin. Doğru yerlere hangi kelimeler gelecek bakalım. Demiş ki ilk tasarlanan, erken tasarlanan kişisel bilgisayarlar masaüstü bilgisayarlardı. Desktop computers. They had black or green screens. Siyah ve yeşil ekranları vardı demiş. Siyah ve yeşil görünüşe sahip ne olabilir? Monitor, ekranlar diyeceğiz. They didn't have any loud, yüksek gürültülü ne olabilir? Speaker, hoparlörleri yoktu demiş. Çünkü anakartlarında mainboards, no sound card on their mainboards. Diyor ki anakartlarında ses kartları yoktu demiş. Burada diyeceğiz ki kasada, bilgisayar kasasında bağlı olarak bir klavye vardı demiş. Which typing a page was like a torture. Demiş ki bir şeyler yazmak işkence gibiydi demiş. Çünkü rahat değilmiş o klavyeler. Şimdi disketler vardı bizim çocukluğumuzda. Bilmiyorum siz onlara yetiştiniz mi? Disketlerinden sonra yeni bir şey icat edildiğini söylüyor metinde. Hangileri geldi? USB ports. Flash bellekler. Şimdi the innovators of computer companies were in search of increasing data. Diyor ki bilgi yüklenecek bilgiyi arttıracak şeyleri icat etmeye başladılar diyor. Ne diyeceğiz öyleyse? Hafızayı arttırıcı bir icatta bulunmak istiyorlar yani. Şimdi Photoshop ve AutoCAD'in icat edildiğini söylüyor. Dolayısıyla ne diyecek? To drag and drop or select something with a soft touch of index finger. Diyor ki işaret parmağıyla yumuşak dokunuşa sahip bir şey icat edilmesi lazım diyor. Neydi o? Mouse, değil mi? Aynen öyle. Şimdi 10 numaraya bakalım. 10 numaralı boşlukta it was connected to the computer via the jack holes and later through the ROM. Bu teknik bir bilgi. Demiş ki bunlar bilgisayardaki uygun boşluklara takılıyor demiş mouse. Ondan bahsediyor. ROM'da biliyorsunuz CD-ROM'dan aklınıza gelsin. Böyle bir boşluklardan bir tanesinin ismi bu ROM. Şimdi the production of laptop in other words demiş. Yani laptopun eş anlamlı kelimesini koyacağız bu 11 numaraya. Hangisi gelecek? Notebook. Zaten geriye bir tek kart kelimemiz kaldı.
Readers, kart okuyucu demiş. Bu boşluğa bu gelecek. Ve metnimizi tamamlamış olacağız. Alıştırmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeni ünitede görüşmek üzere.